Bu sürdürülebilirlik meselesi tüm dünyada çok daha hızlanan bir konu haline geldi. Gündemdeki yeri sıralaması ve haklı olarak da bizim de desteklediğimiz şekilde üst sıralara çıktı. Tabii şimdi şu önümüzde Türkiye'deki tüm sektörleri etkileyecek bir durum var. Öncelikle Paris Anlaşması meselesini Türkiye'nin bir şekilde çözmesi lazım. Yani bildiğiniz gibi Paris Anlaşması imzalandı ama mecliste hala onaylanmadı ve mecliste yani resmiyet kazanmamış bu imzamızın diğer imzalamayan ülkelere baktığınız zaman da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu gruptan kopmasıyla çok sınırlı yani 5-6 tane ülke ile sınırlı kaldığını maalesef görüyoruz. Türkiye bu kategoride daha fazla kalamaz, kalmamalıdır diye düşünüyorum. Tabii ki biz ülke olarak sektörlerimizin bu anlamdaki geçiş süreçlerini iyi planlamak, doğru planlamak ve bunları desteklemek mecburiyetindeyiz. Ancak bu konu bu kadar ön plana çıkmışken, bu kadar artık hayatın vazgeçilmez bir noktasına doğru hızla giderken, Türkiye'nin böyle bir konunun gerisinde kalması kabul edilemez bir durum oluşturacaktır diye düşünüyorum. Aksine biz bu konuda herkesten daha da önde koşmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi burada bunun sonuçları bu adımları atmazsak ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacağız? İşte örneğin konuştuğumuz sınırda vergilendirme konusu gündeme gelecek. Avrupa Birliği bu konuyu artık nihai noktaya doğru hızla taşıyor. Yani bu konuyla ilgili Paris Anlaşması'nın ve Avrupa karbon emisyonu sisteminin parçası olmayan ülkelere ekstra bir vergi konacak. Müzik